Tamam hocam. Tamam şimdi. 3 çarpı a eksi 1 çok zor yazılıyor. Sen cep telefonundan Eşit. giriyorsun galiba. Tabletten hocam. Tabletten. 6 x eksi 1'e eşit olacak hocam. Hı. Burası 3 a eksi 1. 6 x eksi 1 olacak. Bu eksi 1'i karşıya atacağız. Burası 3 a olacak. 6 x olacak burası. Her tarafı ben 3'e böldüm hocam şöyle. Şu eksi bir diğer tarafa attın, ne yaptın orada? Artı 1 oldu hocam. Bunlar gitti birbirine, tamam. Birini götürdü. Tamam doğru. Evet hocam. Burası a eşittir. 2 x. Demek ki A yerine Sonra... 2x yazıyor, doğru. Evet hocam. Evet şuradaki a yerine 2 x yazıyor. Bir de şuradaki x'ler yerine yazacağız. Hı. Sonra 3 çarpı Hı. 2 x. Şurada bir eksi 1 vardı. Eşittir. Nasıl yazacağım? 2x kare eksi 2x artı 1 olacak. Sonra burası hocam işlemi doğru yapmışız. 6x eksi 1'i bize verdi. Burası da 4x kare eksi 2x artı 1 olacak. Şurası 4x kare. Bu Evet. nereden geldi? Şu Şu iki adı buradan mı? Şu iki şey yapar. evet hocam karesi olduğu için Hı. biraz da yazamadım da o yüzden. Kendi Anladım. yazdığımda parantez yapmıştım şu şeyde. Tamam. Cevabı yani 4x kare. Eksi 2x artı 1. Bir bakalım ne yapmış cevabı. Evet. Cevap dediğin gibi doğru. Doğru yapmışsın, evet. O zaman bir de yani ben bu Ekranı bir sen bir temizleyeyim. temizle, ben bir daha tekrar yazayım arkadaşlar, alırsa Aha, böyle. evet hocam. Sildim. Tamam. Tekrar arkadaşımız doğru çözdü. Ben şöyle yani yazıyı biraz daha düzgün yazmak için. Çünkü tablette yazınca biraz sorun oluyor da. Benim grafik tablet denen şeyi belki duymuşsunuz. Ben grafik tablet kullanıyorum. Tablet değil de. Evet. A yerine şey pardon. X yerine, hatta şu tarafta çözüm oradaydı zaten de, şöyle yapalım. Ne kullanıyorsunuz hocam? Grafik tablet. Duydun mu? Yo. O zaman bir araştır bakalım. Sen internete giriyorsun galiba. Yo hocam. İnternetin yok mu yani? Hayır hocam, internetim var da telefonum yok. Daha yeni ilk defa derse girdim kaç zaman sonra. O da sizin dersiniz. Ya da ne yaptın da sen? Telefon mu yok? Gerçekten hocam o Ne yap? kadar hiç... Derse Niye girdin? giremedim. Ya, İlk tablet sizin mi yok ders. dedin sen? Anlamadım. Telefon mu yok? Bir şey dedin. Hocam ben mesela derslere telefonumdan giriyordum. Gitti. Sonra annemin telefonunda da LGS'ye giren bir kardeşim var. Şu an yanımda, o da derste. O giriyor. Bana kimse telefon bir şey vermiyordu. Daha yeni hocam dayım işten geldikçe telefonunu alıyorum ve böyle yani. Şu anlık böyle idare ediyorum. Yani sürekli giremiyorsun yani. Şu anda giremiyorsun değil mi? Evet Şu an hocam. Şu birinin an telefonunu mu buldun? ilk defa. Bana söyle, tablet mi alsın, bir şey alsın. Söyledim zaten, bugün halledeceğim dedi. Çok şükür. Kızıyla da ilgilenmeyi akıl etti hocam. Zeynep'ciğim, Neyse. yalnız kayıttayız biliyor musun? Neyse ya. Gerçekten. Neyse, x görümüne a yazalım. Beraber yapalım. Nerede? Şurada x gördüğüm yere a yazıp buna işlemem lazım. Yazıyorum öyle. Arkasını zaten yapmıştı. 3a eksi 1 eşittir 6x eksi 1 olmalı. Buradan eksi 1'e zaten birbirlerini götür. Sağ ve solda aynı yakınsa sadeleşir, değil mi? Bunları sadeleştirebiliriz. Evet, 3a eşittir 6x olsun. O halde a'yı bulacaktım. A eşittir. Burada ne yapar? Her tarafı 3'e böldük yani. A eşittir 2x geldi, değil mi? Tamam, şimdi ne yapacağız? Bu kez gelip bütün burada tamamında x görümcülere şey, evet, x görümcülere 2x yazacağız. Yazıyoruz halde. Nerede tabii, bunu da şöyle göstereyim. P parantez açtım. 3 çarpı işte x gördüğüm yer buraydı. Buraya 2x yazacakmışız. Yazdım. Sonra eksi birimiz var. Onu yazdım. Kapattım. Parantez eşittir'e geldi. Hepsi matematik, hepsi sıra var. Yani sıraya dikkat edin. Hiçbir sorun yaşamasın. Nerede? X karedeydi. X yerine 2x yazdığım için
Bunu yazdım ve karesi var. Kareyi de dışarı yazdım. Sonra eksiği yazdım. Ve tabii x görünümü yine 2x yazdım. Şöyle parantezine göstermek faydalı. Evet, artı 1. Burayı düzenlersem burası p ne yapar? Şurası 6x yaptı. 6x eksi 1 geldi burası. Karşı taraf burası ne yapar? 2x'in karesi 4x kare yapar kızlar. Ve burası eksi 2x ve artı 1 geldi. İşte cevap bu. Arkadaşımız da böyle bulmuştu zaten. Zaten bize böyle demişti. Evet, doğru. Hocam. Efendim. 6x eksi 1'i x'in yerine yazıp da bulabilirdik değil mi? Bir daha alayım. 6x eksi 1'i x'in yerine yazıp bulabilir miydik? 6x eksi 1 nereye yazacaksın? Hangi x'in yerine yazıyorsun? Polinomda 3x eksi 1. Şu 6x eksi 1 değil mi? Şu x'in yerine mi yazayım diyorsun? Evet. Bakalım beraber yazalım. Görelim gerçekten neymiş. Parantez açtım. 3 çarpı 6x eksi 1 yazdık. İşte eksi 1 sonra eşittir. Hatta böyle de yazayım. Bölme istiyorsan. 6x eksi 1 ve artı 1 değil mi böyle? Şurası ayrı karışık. Hı. Düzenleyelim. Burayı dağıtıyorsun. Ne geldi? 18. 18x işte eksi 3 eksi 1 geldi. Düzenlersem tekrar 18x eksi 4. Demek ki bunu buluyor musun? Demek ki bunu alıp burada yerine yazınca 18 eksi 18 x eksi 4 bulunuyormuş. O polinom buluyorsun yani. Şunları açmak istemiyorum. Onu açabilmiyorum. Tabii 36 x kare. İşte 12 eksi 12 x gelecek. İşte artı 1 gelecek. Eksi 6 x gelecek. Artı 1 gelecek. Artı 1. İşte düzenleyip bırakacağız. Demek ki buradaki ifadeye gelip alıp buraya yerine yazmıyoruz kızlar. İşte benim yaptığım yöntemi yapmanız lazım. Yoksa böyle hatalar düşerseniz zaten farklı şey çıkıyor. Dikkat ettiyseniz. Demek x yerine 6x eksi 1 yazınca p 18x eksi 4'ü buluyormuş. Yani yanlış, mantık hatalı yani. Burayı siliyorum. Hatalı. Böyle olmayacak yani, cevap yanında olduğu gibi. Yani x'in yine öyle bir şey yazacağız ki hiç o bilmiyoruz onu, işte onu araştırıyor zaten. O da ben ona diyorum ki a diyorum, a olsun diyorum. A gibi bir şey yazdım. Sonra onu ne yapıyorum? Şunu eşitliyorum ki oradaki a'yı bulunca ha, demek ki a yerine bunu yazacakmışım 2x. Gerçekten yazdığında ne oldu? 3'ten sonra 2x yazmadın mı? Yazdın. Eksi 1'imiz var. Şurası 6x yaptı. 6x eksi 1. Bak bizim elde etmek istediğimiz şeye ulaştık yani. Ya bu soru hep böyle çözülüyor. Bak üç, kaç çeşit oldu? 3-4 çeşit soru oldu herhalde. Aynı buna benzer çözdüm. Mantık bu yani. Evet. Yani işte daha önceki soruda da böyleydi. Mesela işte ne bileyim şöyle sorular da vardı. Kalemi alayım. Mesela P. Burayı 3x artı 1 kafamdan yazdım mesela. Geldik de burayı da yazdım böyle. Biz adam P3'ü soruyor. Biz x yerine 3 mü yazıyoruz kızlar? X yerine 3 yazarsan ne olur? 3 kere 3 9. P10'u bulursun. Bize P3 lazım. Değil mi? Yani x yerine öyle bir şey yazarsın ki mesela A gibi bir şey yazıyorsun. 3A oluyor. Artı 1 eşittir 3 diyorsun. Buradaki A'yı bulacaksın. A geçti. Buradan ne yapar? Buraya geçti. 2 yaptı. Şurada 3 vardı. O zaman diyor ki A yine 2 bölü 3 yazman lazım. Dikkat. Yani x yerine lazım. Değil mi? Bu A dediğim şey x oldu ya. X yerine 2 bölü 3 yazarsan cevap çıkar. Yani cevap derken P3'ü bulsun. Geçten bakalım şurada ne yapalım? Px. X'in yerine 2 bölü 3 yazdım ve artı 1. Bak ne oluyor? Şu 3'te gidiyorum, gidiyor. Burada 2 kaldı mı kaldı? Bir de burada var. P3 gelmez mi? Gelir. Bak gördün mü? Pat diye çıkıyor karşısına. Yani bunun yöntemi böyle. Bu soruları böyle çözüyoruz. Yani X'in yerine öyle bir şey yazacağım ki diyorum. Ona A diyorum. Ve sonucu işte şuraya işliyorum. Yani şu içini değil mi? Polinom. Buradaki parantez kısmı şu içini ne yapayım? Bunu eşliyorum. Tabii A yerine tabii X'in A yazıp oradaki A'yı da buluyorum şimdi. Bulabiliyorum şimdi bu şeyi. He, bunu da böyle açıkladık. Bu tura böyle çözüyor. Fonksiyonda aynı şeyler vardı. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi aynen. Sabit terim diye bir başlığımız varmış. Polinom veriyor. Bu polinom sabit terimini bulun demiş. Şimdi sabit terim bulma yöntemi var. Sabit polinom bulmak için biz polinomda x yerine 0 yazacağız. Yani ne demek istiyorum? Şurada açıklamış olması lazım. Şurada bir bakalım açıklamasına. Evet, herhangi bir polinomun sabit terimini bulmak için ne yapıyormuşuz? X yerine 0 yazar. Yani px'in sabit terimi p0'dır diyor. Evet, bu şekilde bir not vermiş. Buna göre yapacağız. Sabit terimi bulmak için ne yapacağım? Px polinomda x yerine 0 yazacak. Kızlar. X yerine 0 yazarsam ne olur? X işte 0 için diyoruz. Başlıyorum. P x yerine 0 yazdım. Eşittir. Ne yapar? Burası 0'ın küpü. Eksi 4 çarpı 0.
Artı 2 ve üzerinde 4 var. Burada ne yaptı? P 0 yaptı. Şunlar gider gider değil mi? 2'nin 4'ünü kötü geldi. 16. Cevap 16. Yani sabitlerim 16 kızar. Yani şunu açıp düzenlerseniz polinomun sabitlemini 16 olduğunu görürsünüz. Burada 16 demiş mi? Evet demişti zaten. Yani buradaki olayı herhalde anladık. Mesela basitçe düşünür olursam şöyle mesela basit bir örnek vereyim. X kare eksi 2x artı ne diyelim? 1 diyelim mesela. Bir polinom var. Bunun sabitlemi kaç kızdı? Şu 1 değil mi? Evet. Örnekten farklı. Dikkat fayda açıklamak için burayı bu örneği ön için verdim. Şuradaki örnek farklı yani. Buradan farklı. 1 olduğunu gördünüz. Ben bu 1'i nasıl bulabilirim kızlar? Tabii ki şu x'in yerine 0 ve bu 0'ı yazmam lazım değil mi? Çünkü bu ne yapar? 0'ın karşı 0'dır. 2 çarpı 0, 0. Yani hepsi şurayı tamamen x'e ne yapar? X'li terimler hep gider değil mi? Sadece tek başına ne kadar sabit terim kalmaz mı? Yani 0 yazmanın sebebimiz bu yani. X'in yerine niye hani sabit terimde x'in yerine 0 yazılır diyoruz ya. Buradaki x'li terimleri yok etmek amaç. Yani kaybetmek. Sıfırlamak yani. Bunların sıfırlama amacı neymiş? X'in yerine 0 yazmak. X'in yerine 0 yazmak. Bunlar ne yapar? Kayboluyor. Yutuluyor yani. Yok edilir. O halde ne kalır? Sabit terim kalır. Bak kontrol edelim bakalım. P x'in yerine 0 yazdım. 0'ın karesi. Eksi 2 çarpı 0 artı 1 değil mi? Ne oldu? İşte şurası 0 oldu. Bu da 0 oldu. Bu da artı 1. Bak hepsi 0. Şuna gider işte görüyorsunuz. Ne kaldı? İşte sabit terim. Yani tek başına sabit en sondaki kalıyor. Anlaştın mı? Bu önemli bence bu örnek. Sabit terim bulmanın sebebi neymiş? X'in yerine 0 yazmanın sebebi şu x terimleri kaybetmekmiş. Yok etme. Sadece tek başına şuradaki sabit terim kalmasın. Sabit terim neydi? X içermeyen terimini hatırlarsanız. Bu basit örneği de açıklattık. Bakalım şimdi ne varmış? Bunu söyledik zaten. Cevap buydu. 16 demiştik. Geldik ikinci örnek. Px eksi 1 varmış polinom. Nasılmış? X kare artı 3x eksi 1'miş. Bize neyi sormuş? 3x artı 1 polinom sabit. Ha bu. Bize şeyi sormuyor. Bak bir önceki soruda yani px artı 3'ü bulduydu ama bu kez ne diyeyim? Polinom sabit. Yani o sorunun kökü dönem bizim için. Bu polinomun sabit terimini bulmak için bu polinomda yani şuradaki px p2x artı 3'te x yerine 0 yazacağız kızlar. X yerine 0 yazarsam ne olur? P değil mi? 2 çarpı 0 artı 3 olur. Düzenlersem ne olur? P3 olmaz mı kızlar? Çünkü şu 2 çarpı 0 0 0 etkisiz eleman. Demek ki bize P3 lazımmış. Yani şu polinomun sabit terimi P3'ü bulmakla aynıymış. Bunu böyle yorumlayacağız. Evet. Gelelim şimdi yukarıya. Şimdi yukarıda x eksi 1 3'e mi eşit? Burayı 3 yapmamız lazım. Burayı nasıl 3 yapar? X yerine 4 yazacağız. Değil mi? 4 yazmak lazım. Mantıken 4'ten 1 çıkarsa 3. Evet. Ne yapalım? Hadi x bunu 4'e eşit, 3'e eşitliyoruz. Evet. 3'e eşitliğini buradan x yerine 4. Demek ki x yerine 4 yazacak kıza. Bunu anlıyoruz. Yazacak. Hani biraz önce a diyordum ya. A da diyebilirsin. Yani şuraya a deyip oradan da bulabilirsiniz. Yani x yerine a yazın. A eksi 1 eşittir 4 deyin. Yani şuraya yapabilirsin. Pardon. A eksi 1 eşittir 3 deyin. Yani x yerine a yazalım da diyebilirsiniz. Bu da doğru mantıktır. Yazdım şuraya. Sonra şuradaki neye eşitliyorum? Şuradaki 3 eşitliyorum. Dikkat. Ona dikkat etmek lazım. Yani şu ifade şuradaki 3 eşitliyorum. Dikkat. Şunda şu aynı olacak. Eşit olacak. Evet. Burada ne gelir? A'mız a eşittir 4 gelir. Zaten a neydi? X'in yerine yazacak sayı değil miydi? Evet, x'in yerine 4 yazacağız. Yazalım o halde. Nerede? Tabii burada yazıyorum dikkat. Burada yazarsam x yerine 4 yazarsam 4 eksi 1 oldu burası. Burası ne oldu? 4'ün karesi. Evet 4'ün karesi güzel. Sonra artı 3 çarpı 4. 3 çarpı 4. 4 eksi 1. Tamam düzenlersem buraya P3 gelir mi? Bak benim aradığım pat diye çıktı. Şey, benim amacım bu yani. Buna dikkat etmeniz lazım. Aradığım şeyi bulabiliyorsam burada karşıma geliyorsa demek ki doğru yapıyorum demek. Yani burası 16 yaptı kızlar. Şurası 12 yaptı. Burası da eksi 1 yaptı. Toplarsak şu ikisi 28 bir tane çıkardım. 27. 27 olmasa yani şu polinomun sabitlerimi 27'ymiş. Bu polinom tabii buna bağlı onu da söylerim. Çünkü bunu kafamdan yazamadım değil mi? Bakalım cevaba ne demiş bu adam da? Evet. Herhangi bir polinomun sabitlerini bulmak için x yerine 0 yazdım. Tam bunu söylemiştik zaten. İşte 0 yazınca P3. Demek ki P3'ü bulmak aynı şeymiş. Bulmalıyız demiş. Tamam. Burayı yeşile göstermiş. P3'ü bulmak için bak bunu da yuvarlak için almış. Hani biz A diyoruz ya. X yerine onu yuvarlak için alıp böyle ben bir ara göstermiştim. Yuvarlak için alıp gösterdiğim zamanlar da olmuştu. Böyle de yapılabilir tabii. Yani bu yuvarlak içindeki x'i bulmam lazım. Bu da 4 yapar. Demek ki x yerine 4 yazacağım anlaşıyor. X yerine 4 yazmış zaten. Bu da çözmüş. Zaten 27'yi bulmuş. Aynı şeyi bulmuş. Evet.
Geldik buna. Polinomun sabit terim 32 olduğuna göre A kaçtır? Evet, kim söylemek ister? Ne yapacağımızı? Ne yapalım ya da? Evet, Fatma Zehra Kere. Parmak kaldırdım. Hocam x'lerin olduğu yere 0 yazacağız. Hı hı. Yani ne yazalım? İşte 0 için mi diyelim? Evet. Evet. O zaman şöyle oluyor. 0 eşittir. 0'ın küpü eksi 3 çarpı 0 artı a'nın 5. kuvveti. 0 eşittir değil, p 0 eşittir demek lazım değil mi? Evet. P 0 eşittir. Evet. Sonra dedin, parantezi açtık. Sıfırın küpü x'in yerine 0 yazdığım için bu geldi. Eksi 3 çarpı x yerine 0 yazdık. Artı a. Üzerinde ne var? Tabii ki 5 var. İşte bu bize polinomun sabit terimini verir. Zaten bu da 32 eşit değil mi kızlar? Soruda vermiş 32. Oradan dolayı yazdım. Ve burayı düzenlersen x 0'ın küpü 0. 3 çarpı 0, 0, 0, eksi 0, 0. Yani buradaki etkisi gitti. A üzeri 5 kaldı. Bu da 32 eşitmiş. Biz ne biliyoruz? A üzeri 5 eşittir. 2 üzeri 5 yazalım. 32 çünkü 200'ün 5. kuvvetine eşittir. Üst sayılardan biz ne biliyoruz? Kuvvetler eşittir. Tabanlar da eşittir. Yani A buradan 2'dir. Zaten A'yı sormuş. O halde cevap 2 olmalı. Ya bu da bu şekilde doğru. Evet. P x eksi 1 polinomun sabit terimini sormuş. Yani bunun sabit terimini bulacağız. Bunu ben de birazdan çözdüm. Ve kim söylemek ister? Nasıl yapalım? Evet. Cevap yok mu? Ve bu polinomun sabitini soruyor kızlar. X'ini burada sıfır yazacağız değil mi? Evet. Değil, evet hocam. Hangi polinomun sabitini soruyorsa o polinomda yazacağız. Yani bu eğer px'in dese px'in sabit terimi şudur diye verseydi o zaman x burada x'in yerine 0 yazmamız lazım. Ona dikkat etmek lazım. Bir de ne diyor ki? X'in bir polinomunun diyor işte bu polinomda x yerine 0 yazacağız. Dikkat. Ben için diyelim. 0 eksi 1 oluyor. P parantezinde evet 0 eksi 1 oldu. Eksi 1 oluyor. P eksi 1'i soruyor bize polinomda. Ki eksi 1 yani P eksi 1 değeri lazım. Bunu nasıl bulacağız tabii ki? Bize verilen şu polinomda bulacağız değil mi? Bulalım o halde. Buradaki eksi polinomda x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Eksi 1 yazmam lazım. Çünkü şuraya eksi 1 olduğunda ben p eksi 1 vururum değil mi? Buna dikkat edeceğiz. Evet. İçin diyelim. P eksi 1 yazdım. X'in yerine eşittir dedim. Eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesinden 1 yapar. Evet. Eksi 3 çarpı eksi 1. Evet. Artı 4. Tamam güzel. Şurası ne yapar? Eksi 1'in karesi. 1. Evet şu ikisini çarparsak. Eksi 3. Artı 3 yapmaz mı? Eksi 1 ile eksi 3 çarpıyoruz. Eksi 1 ile eksi 3 çarpma artı. Eksi 1 çarpma artı ondan dolayı. Artı 4. Evet doğru. Sonuç kaç yapar? 8. Doğru. Cevap 8 olması lazım. Evet cevap 8'miş zaten. Evet, bunun cevabı da buydu. Geçiyorum hala diğer sorumda. Üçüncü soru. Evet. Px artı 2 polinom, yani şunu vermiş zaten. Px artı 2 polinomun sabit terimi. Demek ki ben bunun sabit terimi bize verilmiş. 1'miş yani. Evet. Burada ne yaparız diyecek? Kim parmak kaldırıyor? Kim konuşuyor yani? Kimse konuşmuyor da. Hocam. Evet. Şöyle bakalım. X artı 2 hani şey sabit terimi 1'miş ya. Hı hı. O zaman eşittir yazıp yanına 1 mi yazacağız? Nasıl yapacağız bunu? Eşittir 1 diyeceğiz ama x'in yerine ne yazacağız? Zeynep. 1 olması için öyle mi yapacağız yani? Hayır. Sabit terim olması için x'in yerine ne yazıyoruz? 0 sabit. Gerekiyor. 0. Heh, tamam. O zaman şu polinomda x bölgeye 0. Yani önce böyle yazmanız lazım. X'in yerine ne yazıyorsun? Başta hemen belirtmeniz lazım. X 0 için diye başlayacağız. Evet, Fatma parmak kaldı ama Zeynep'le devam edeceğiz. Evet. Evet Zeynep, x'ine 0 yazarsan buraya 0 artı 2 olur mu? Evet. Bu da sabit terimi verecek mi? Verecek. Sabit terimi kaçmış Zeynep? Bak burada dediğin gibi 1. 1 eşit. Yani ne yapacağım ben anlatayım herhalde. Sabit terimi sorduğu için x yerine 0 yazıyormuşuz burada. Ve bunun eşitine vermiş o hale 1 eşit diyorsun bu kadar. Burada ne yapar? P2 eşittir evet. 1 olmaz mı? Evet. Güzel. Şimdi gelelim bu olaya. Bunu biz nasıl bulacağız? Tabii ki şu verilen polinomdan yola çıkacağız. Onu bakalım ne yapacağız. X gördüğümüz yere 2 mi yazacağız? Bakalım 2 yazarsa evet doğru 2 yazacağız. Yani burası x olduğu için yani direkt x'in 2 yazınca geçtim P2 buluyorsun değil mi?
Evet. Yani mesela burada x artı 1 olsaydı ne yazmak lazımdı? Yani şurada x değil de x artı 1 olsaydı. X artı 1 ise 1 yazacağız. Evet, aferin, böyle. Mantıklı yani. Yani burayı ayarlamanız lazım. Yani şu 2'yi verecek şekildeki o değeri bulmanız lazım. Mantıklı yani. Evet, o halde x yerine 2 yazacağımız zaten bu basit olsun görüyor. Yani px olsun direkt söylüyoruz. Evet, 2 yazacağız. O halde ne yazalım şimdi? Yani p. P 2. Evet. Eşittir dedik. 2 çarpı 2'nin karesi. Hı hı. Eksi a çarpı 2. Evet. Artı 3. Eşittir ne diyelim Zeynep? Eşittir 1. Nereden geldi? Şuradan değil mi? Altta yazıyordu. Evet. Sabit terim. Şuradaki 1'den dolayı bu 1 buradan yazdı. Yani kafamızdan yazdı. Nasıl bir işin oradan yazdı. Şimdi şurayı düzenleyeceğiz. Şurası bizim 2 idi. Bir'e benzemesin. Evet, şurada 2 karesi var. Bir karesi 4 değil mi? Zeynep? Evet. Şurası 8 mi yapar? Evet hocam. 8 eksi a çarpı 2. 2 a diyeyim şöyle. Artı 3'ümüz var. Eşittir 1. Evet, şu eksi 2 a'yı diğer tarafa atayım ben eşitlerin yanına diğer tarafına. 2 a burada kalsın. Şu 1'i buraya atarsan 8, 3 daha 11. Bir de çıkaracağız. 10 mu yapar kızlar? Evet. Buradan da a'yı bulalım. Her tarafı 2'ye böleceğiz. Evet, 2'ye böleceğiz. Doğru. A buradan 5 mi yapar? Evet hocam. A'yı mı sormuş bize? Evet, A'yı sormuş. O halde cevap 5 dedi. Ve bu da böyleydi. Evet, geçelim mi? Burada herhalde anlaşılmıştı. Siz tekrar bir daha çözmeniz lazım bu soruları. Evet, bakalım. Bu kez yine benzer soru. Bunu kim yapsın? Kim yapmak ister? Kim söylemek ister? Evet, Fatma. Hocam, x'in yerine 0 yazacağız. Evet, değil mi? Şuradaki px eksi 1 polinomu sabit terimi demek. O halde şuradan şunu anlıyormuşuz. Bu polinomda x gördüğümüz yere 0 yazacağımız anlaşılıyor. Tamam. Ve 3 eşitleyeceğim. Evet, burada yazalım. Evet. Ne yapalım? X 0 eksi 1 yazdım. Eşittir 3. Bunları bir yazıyorsunuz mutlaka. Çünkü önemli. P parantez açtık. 0 eksi 1 dedik. Evet Fatma, devam. Eşittir 3. Tamam. Sonra ne yapacağız? Buraya ne edelim? Zaten 0 gidiyor. Eksi 1 kalıyor. Eksi 1 de karşı tarafa attığımız zaman. Nasıl karşı? Denklem P var bunun. Nasıl açıyorsun için? Öyle kalmayacak mı hocam? Evet öyle kalıyor hocam. Doğru. Polinom için bir sayı o tarafa atma imkanımız yok. Böyle bir şey yok. Öyle kalıyor. Eşittir 3. Demek ki P eksi 1 karşı 3'müş. Bu önemli. O zaman burada sıfırı da atar. O zaman burada bir sürü her şeyi buraya atarız değil mi? O zaman şu x artı 3'ü buraya atarsın. X atarsın, 3 atarsın. Burada hiçbir şey kalmaz. Böyle bir şey yok yani. Buradaki sayılar oraya pat diye atılmaz. Tek yaptığımız şuydu. Bu ikisi yer değişir. O da fonksiyonda oluyor. Şu ikisi yer değişiyor ya. O zaman üzerine eksi 1 geliyor hatta. Yani bir şeyler oluyor yani. Öyle pat diye geçme falan yok. Evet. Tamam. O halde P eksi 1'i bulduk. 3'müş. Şimdi P eksi 1'i bulmamız lazım. Şimdi bak burada x yerine mesela eksi 1 yazarsak ne yapar? Şunu bulamam değil mi kızlar? Bir de px var burada. Bak px artı 3 demiş. 3 ile neyi toplarsak eksi 1 ettik. Heh, öyle. Aynen öyle. Evet, doğru. 3 ile eksi 4'ü toplarsak eksi 1 yapar. O yüzden x eksi 4'tür. Onu da ama burada işte açıklamak lazım. Burası karman çorman bir şey olsa mesela şöyle bir şeyler olsaydı örnek veriyorum. Böyle bir şey olsaydı mesela. Yani burayı nasıl? Hadi eksi 1'e işlediysem nasıl yapacağım? İşte burada eşittir eksi 1 demek lazım. Buradan x'i bulmanız lazım. Böyle şeyler yapmanız lazım. Yani böyle karşı şeyler de karşı da gelebilir ya, onu açıklamaya çalışıyorum. Evet, o zaman şunu ben geri alayım da. Yani eşitleyerek bulan daha doğrusu olur mu? Yani şuradaki tamam, x hocam. Artı 3'ü kızlar. X artı 3'ü. Ne yapıyormuşum? Eksi 1'e eşitliyorum. Eksi 1. Tabi burada x'li şeyler de geliyor bazen. O zaman ben ona a diyorum işte. O a'yı buluyorum. Ha, burada a da bir diyebildik ama gerek yok burada tabii. X buradan ne yapar? Eksi 4 demiş. Eksi 4. Eksi 4. Gerçekten x'in yine eksi 4 yazınca bakalım çıkacak mı? X eşittir eksi 4 için diye başlıyorum. Nerede yazayım? Tabii yine bu üstteki polinomu kullanacakmışım. Başlıyorum hani p eksi 4 artı 3 parantezi kapattım. Eşittire geldim. Evet, a çarpı x yerine eksi 4 yazdım. Şimdi eksi 4'ün karesi yazdım. Sonra artı x yerine yine eksi 4 yazdım ve a eksi 1'imiz var. Düzenlersem buradan p eksi 1 gelir mi? Bak pat diye geldi dediğim gibi. Yani şunu bulmamız lazım. Hep bu yani olay. Buna dikkat edeceğiz. Başka bir şey yok. A çarpı. 16. Güzel. Evet. Şurası. Artı. Yok. Eksi yapar. Yani eksi 4. Doğru hocam. Eksi 4. Evet. Eksi 1'den orası eksi 3 olacak. Tamam. Burası eksi 5 yapar. Burayı diyorsun. Şu eksi evet, 1 var ya. Eksi 3. Eksi 1. Eksi 4. Eksi 1'den eksi 5 yapar. Evet. Şu değer zaten bize verilmiş. Onun
Bu değer kaç kızar? P eksi 1 değeri. Şu yukarıda bulduk ya. 3. Buraya 3 yazıyorum. Eşittir. Burası 16 A değil mi? Şurada da eksi 5'imiz var kızlar. Eksi 5. Şu eksi 5'i diğer tarafa gönderdim. Sonra eksi 5 karşı tarafa atacağız hocam. Artı olarak geçecek. Hı-hı. Evet. 8 eşittir 16 A'dan. Her tarafı evet. 16'ya böldüğümüz zaman da. Evet. A eşittir 1 bölü 2. Evet doğru. A'yı bulduk. A'yı mı sormuş bize bakalım. Evet A'yı sormuş. Cevap 1 bölü 2 doğru. Böyle. Polinomi sabit terim için P eksi 1 bulmalıyız demiş. Bu nereden yazdı? Tabii ki x yerine 0 yazdı. Bunu da açıklamamış. Biz x yerine 0 yazdığımızı böyle açıklıyorum. Bak ben kitap gibi yazmıyorum. Genelde öğrenci anlasın diye böyle yapıyoruz ama bilmiyorum. Size faydalı mı oluyor olmuyor mu? Onu da bilmiyoruz da. Faydalı hocam olabilir. Öğrenme açılmasında çok faydalı oluyor. Çünkü kafa karışıklığı olmaması için. Evet. Ne? Yani elimden geldiği kadar açıklamaya çalışmam ama tabii ne kadar faydalı oluyor onu bilemiyorum da. İnşallah iyi oluyor. Siz evet. Çok güzel ders anlatıyorsunuz hocam. Teşekkür ederim. Beğenmeyen de var tabii canım. Sen beğeniyorsun ama anlamayan bir öğrenci beğenmiyor ya da beğenmiyor. Farklı öğrenci var yani. Beğenmeyen de oluyor. Hocam şöyle bir şey, siz istediğiniz kadar anlatın ama biz sonrasında tekrar test çözmezsek bunlar aklımıza kalmaz. Evet, o öğrencinin bizim elinde. O da bizim elimizde evet, var. Hocam. Tabii tekrar etmeniz lazım. Zaten her zaman söylüyor da tekrar lazım. Günlük tekrar. Bugün dersini mutlaka tekrar etmek lazım. Yani en azından o çözden sonra çözseniz bize kafi de. Yani iyi olur. Tabii onun dışında çözerseniz daha iyi olur da. Yani bugünkü evet. Soru, burada bir sürü soru çözüyor. İşte bunları tekrar güzel güzel çözerseniz baştan sona rahat edersiniz diye düşünüyorum. Süremiz evet. Dolmuş mu? Bana mı öyle geldi? 8 geçiyor hocam. 2 dakika var. Belki bir soru daha çözme imkanımız var mı bilmiyorum ama deneyelim bakalım. Evet, bu kez kas sayıları toplam diye bir başlık var. Yani bir sabit terim olayı bitti. Şimdi kas sayıları toplam ne? Ona bakacağız. Kas sayıları toplamını bulmak için de x yerine 1 yazacağız. Bu nereden geliyor? Niye 1? Niye 2 dememişler değil mi? Diye düşünebilirsiniz. Onu da şurada açıklamaya çalışayım. Başka bir örnek üzerinden. Hocam bu binom açılımında mı vardı böyle? Evet, binomda vardı. Evet, orada vardı. Doğru. Binom açılımında da vardı. Çünkü orada sabit terim bulma vardı. Bir de kas sayılar toplamı diye bir şey vardı. Evet. Aynısı evet. Mantık aynı. Evet. Şuradan basit yine 3x kare işte. Eksi 4x artı 1. Mesela böyle bir şey yazdım. Buradaki kas sayılar kim kızlar? 3 var. Eksi 4 var. Bir de 1 var değil mi? Bu kas sayıları evet. Öğrendik. X kare önünde 3 evet. Var. Bu kas sayı. Eksi 4 de kas sayı. Bunların toplamı kaç yapar? 0 mı yapar? Evet. İşte bu... Yani şu kas sayı yok etmemek için sizce bu 3'ü bulmam için x yerine ben ne yazmam lazım sizce? 0 yazarsam yutar o gider. 2 yazarsam büyür. Kas sayı 3 olmaz yani. 1 yazarsak kaç? 1 yani işte 1 yazmam lazım. Ondan dolayı hep x yerine 1 yazıyor zaten. Mantık odur şu. P1 işte 3 çarpı bak 1'in karesini yapar 1 yapar. 1 ile 3 yaptım bak sabit değil. 3'ü bulduk yani şu 3'ü bulduk anlaşıldı mı? Buradan bu anlaşılıyor. Şimdi geldik yine x'in yerine şu eksi 4'ü yok etmemek için yani onu değiştirmemek için. X'ine yine 1 yazmam lazım değil mi? Bak eksi 4 geliyor. Bu da ikinci kas sayı. Bak birinci kas sayı 3 geldi. İkinci kas sayı eksi 4. Burada zaten sabit değil. Bu etkilenmiyor. O da bizim için bir kas sayıdır. İşte bunların toplamı ne yapar? 0 yapar. Yani x yerine 1 yazmam sebebi bu yani. Bazı öğrenciler bunu hiç sormazlar. Niye hocam 1 yazdı? Niye 2 yazmıyor? Diyen sor. Soran yok yani. Sabit. Terim için de aynı şey geçerliydi de. Bu örneği tabii burada bırakalım. Buradan sonra devam edelim. Diğer dersimizde. Çünkü süremiz dolmuş. En azından kas sayının nasıl bulunacağını, x'in yerine 1 yazacağını söylemiş oldum. Evet. Bize bugünlük bu kadar diyelim. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.